Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 18'de gerçekten o en beğendiğiniz, en güzel olan çarkı çevir, çıkanı yap challenge yapıyoruz. Ve arkadaşlar bugün gerçekten yani bir önceki videonun tamamını yapacağız, üstüne bir de çark çevireceğiz. Yani gerçekten bu video bayağı double double video olacak. Bu videoya sizlerden tam 2500 beğeni bekliyorum arkadaşlar. Retro Yıldızları paket açılımı yaptığım bir önceki videoda da orada da arkadaşlar Team of the Year çıkardım. Ona da şuradan i butonundan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İ butonunda var ve yeniyseniz de kanala abone olun, bildirimleri açın. 2500 beğeni yapın arkadaşlar. Yarın saat 18.00'da yani siz okuldan geldikten sonra arkadaşlar efsane bir video gelecek. Bildirimleri açın arkadaşlar ve videonun açıklamasında da çekiliş olacak. Onu unutmayın. Haydi bakalım arkadaşlar. O zaman hemen videoya başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk çarkımı çeviriyorum. Hazır mıyız? 3, 2, 1, boom. Haydi bakalım abi. Güzel bir şeyler ver. Hop. Retro etkinliği yenemezsen 91 Casillas'ı sat diyor. Okuyabiliyor musunuz tam? Tam okunmuyor galiba sizde ya. Tam anlamadım ama arkadaşlar retro etkinliği yenemezsen 91 Casillas sat diyor. Hemen arkadaşlar o zaman retro etkinliğinde bir maç oynayacağız. Eğer yenemezsem hızlı satıyorum. Yani satma konusunda öyle direkt satmıyoruz. Hızlı satıyoruz. Öyle böyle bir durum yok yani. Böyle sıkıntılı bir durum. Her neyse arkadaşlar o zaman hemen retro etkinliği oyunumuzu oynayalım. Zaten kaç dakika kaldığını falan gördünüz. Hiçbir şekilde kesmediğimi de gördünüz. Yenemezsem gerçekten satıyorum yani. Haydi bakalım abi, maçımıza başlıyoruz. Umarım yenerim yani. Ben yenmeyi çok istiyorum şu anda. Haydi bakalım. Arnautovic. Abi dümdüz geçerim diye düşündüm. Risk aldım. Keşke Rainbow yapsaydım. Ama olsun abi. Bir dakika ya. Şimdi top 50'lik adama geldi. Şanssızlıklar. Bu arada gerçekten 9'da 9 yaptım en son. Gerçekten 9'da 9 yaptım arkadaşlar. Son 9 maçtır. Ve yani sırf bu etkinlik çıktı diye kaybedersem çok üzülürüm. Gerçekten çok üzülürüm. Ve 91 Casillas'ı da satmak istemiyorum ve tamam. 2-1 abi, güzel. İçim biraz rahat aslında, yenerim gibi geldi çünkü rakip kolay gibiydi. Bilemedim ama ya, şimdi video heyecanı falan da var. Casillas'ı satmak istemiyorum çünkü canlı canlı kesmediğimi de söyledim. Kesmiyorum da zaten, haydi bakalım abi. Arnautovic yani direkt ilk maçtan kaybettiğim anda, yani kaybettiğim değil, berabere de kalsam siliyorum. O yüzden biraz da korkuyorum aslında da, yani en son 9'da 9 yaptım yani 9 maçtır kazanıyorum. O yüzden risk aldım ama çok saçma hatalar yapıyorum, bilemedim şimdi ha. Gerçekten bilemedim hiç. Dele Alli 4-3 gerçekten mükemmel oldu. Bu arada arkadaşlar 5'te 5 yapınca 25 puan verdiğini söylüyorlar. Ben 9'da 9 yaptım, hala alamadım ya. İlk başta 7'de 7 yaptım arkadaşlar, sonra bir yenildim. Berabere de kalmadım, yenildim. Sonra arkadaşlar ne yaptım? Bu arada ani atakta ha. Eşit durum ve ani atakta ve gol atamadım. 5-4 olursa kazan... Gitti Casillas. Arkadaşlar ilk Casillas gitti maalesef. Her neyse 5'te 5 yapınca 25'lik veriyor diyorlardı. Ve 5'te 5 çok yaptım abi. Nasıl 25 alıyoruz onu hala çözemedim ha. Gerçekten çözemedim. Bunu yorumlara yazın arkadaşlar. Bazen 25 puan veriyor ya. Onu neye göre veriyor? 5'te 5 değil. Sordum birine. 5'te 5 dedi. Öyle değil ama. Ya da oyun bozuk. Bilmiyorum. Çünkü ben o kadar yani bir kere 7'de 7 yaptım. Sonra yenildim. 9'da 9 yaptım. Ama öyle bir şey maalesef olmadı arkadaşlar. Gerçekten çok ilginç. Haydi bakalım. Şimdi satış kısmına geliyoruz. 91 Casillas'ı koyuyoruz. Ve arkadaşlar yani challenge'a tamamen uyuyorum. Hiçbir şekilde sıkıntı yok. Siz de arkadaşlar tek isteğim like atın. Bu videoyu beğenin. Yeniyseniz de abone olun. Gerçekten çok zor challenge'lara devam ediyoruz. 4 milyon 3 milyon coins değeri var yani adamın. İlk çıktığı zaman da adam yani 7 milyondu hatırlarsanız. Gerçekten abi çok değerli bir oyuncu. 101 coins'e koydum. Çünkü challenge'oydum. Aslında içimden şu an çok üzülüyorum. Çok belli etmiyorum ama gerçekten çok üzülüyorum. Hemen yeni çarkımızı çevirelim. Gözün kapalı 80-85 arası bir oyuncu al diyor. Arkadaşlar geçen videoda çok kısmışsınız, haklısınız. Ama benim bir suçum yok. Hep aynısı geliyor. Ve ben videoda 1 saat beklemem gerekiyor değişmesi için. Ya da 10 dakika falan bekleyemem yani video çekerken. O yüzden direkt karşıma çıkanı alacağım abi. 80-85 arayacağım. Hiç yenilemeden direkt abi. Hiç böyle açmadan direkt karşıma çıkanı alacağım abi. Bak gözümü kapattım, aradım. Şuraya bastım abi ve Pepe çıktı lan. Şansa bak. Pepe'yi aldım arkadaşlar bu arada. Neyse Pepe dursun. Pepe'yi satmayalım abi. Ben Beşiktaş kadrosu falan kurarım belki ileride. Bu arada arkadaşlar en pahalı... Oo, bak şimdi mesela bu adam çıksaydı büyük zarara girerdim. İyi ki Pepe çıkmış yani. Gerçekten olsun abi yine de. Bakın arkadaşlar bütün challenge'ları yapıyorum. Siz de sadece like atmanızı istiyorum. Her challenge'dan sonra söylemeyeceğim tabii ki ama
destek lazım çünkü sürekli video atamıyorum biliyorsunuz. Haydi bakalım, bastım. Hadi abi, güzel bir şey, güzel bir şey, güzel bir şey. Of abi bak, bu işte var ya aşırı riskli. Neden biliyor musunuz? 90'lık şey bile çıkabilir yani. 89 yazıyorsunuz minimum, bir de maksimumu da yok. Yine aynısını yapıyorum arkadaşlar, bakın. Yine aynısını yapıyorum. Tüm coins'im bitebilir. Gerçekten bitebilir. Bastım. Ve bastım. Abi gitti 2.810.000 coins. Aldım abi. Yapacak bir şey yok. Bu arada Messi varmış. Zaten alamıyordum. Challenge iptal olurdu o zaman. Abi Ribery'in 2 milyonluk kartı karşımda, gidip 2.810.000'liği aldım ya. Gerçekten arkadaşlar, bu challenge beni çok zorluyor ya. Nedense çok zorlanıyorum. Nedense değil, gerçekten normal zorlanmam. Hadi şu paket açma görevleri gelsin artık. Dedim ve bütün retro paketlerini aç geldi. Bir tanesini aç değil de bütün retro paketlerini aç. Yani bildiğiniz şu anda retro yıldızlara paket açılımı yapacağım. O da ilginç abi. Gerçekten o da ilginç. Ama en sevdiğiniz kısım zaten hızlı satlar haricinde. Bazıları hızlı satınca böyle mutlu falan oluyor. Her neyse arkadaşlar, hemen açıyoruz. Ve abi olası ödüllerden çıkabilecek şeyler var ya, onlardan da çok istiyorum. Bakalım çıkacak mı onlardan. Derken çıktı. Abi retro. Ooo, Paskalya istiyordum var ya tam da. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Hem şanslı gidiyoruz hem şanssız gitmiyoruz. Yani görevler zor olduğu için zaten illa satacaktım bunları. İlla alacaktım, satacaktım. Ama Casillas gitti. Çünkü maçı kazanamadım. Maçı kazanabilsem o da gitmeyecek. Görevler gerçekten çok zor abi. Evet çıkmadı. Hadi abi 40'ı geçsin. 30 ne ya? 30 ne abi? 30 istemiyorum ben. 40, 50, 60. O civarlarda istiyorum. Haydi bir daha bastım bakalım. Güzel bir şey gelsin. Lütfen abi. Bastım. 3 yaz. 2 yaz yani. 2 yaz, 2 yaz. 1 yazdı. Bari 40'ın üstünde ver ya. 25 ne abi? Minimum 25 olan şey nasıl 25 çıkıyor abi? Ben bunu gerçekten çözemedim abi. Bu EA Sports resmen kafa buluyor bizde. Şimdi 25-25 çıksa kaç oluyor abi? 155 ve 180 oluyor. Neyse o da iyi ya. Ama daha fazla çıksın abi. 3 tane açmak istiyorum ben artık. Yes be. 3 tane açmak istiyorum dedim. 3 tane açacağım. İşte bu arkadaşlar. Çakın. Evet. Hadi bakalım. Çok şanslıyız. Hadi bakalım. 25 ama buradan verdi. Olsun. 3 tane açacağız arkadaşlar. Bayağı şanslı mı gidiyorum? Çok mu çıkması gerekiyor bilmiyorum ama bir tane daha açtım. Haydi bakalım abi. Güzel bir şey çıkar mı yine? Güzel bir şey çıkar mı? En az 6 tane oyuncu geliyor bu arada. Abi lütfen bari 30'un üstünde falan ver. 30 verdi. 185 oldu. Neyse ben bir tane karşı atak açacağız. Bakalım bir karşı atağa. Karşı atak. Abi 200'lük var ya, karşı atak aslında iyi. Paskalya'yı ben zaten açmayı düşünüyordum. Paskalya da 200'lük. Tots hariç hepsinden iyi çıkardım şu anda. Bunu zaten açmam. Bunu da açmam. Arkadaşlar ben Team of the Year açacağım ilk olarak 175 puanımla. Ve sonrasında da diğer puanları açacağım. Anladınız yani, dediğim gibi. Diğer etkinlikleri açacağım. Haydi bakalım arkadaşlar, o zaman ilk paketimizi açalım. Ve bakalım ne geliyor. 3, 2, 1 bastım bakalım. İlk oyuncumuz. Ama bir tane oyuncu geldi. Ve bir daha bastım. 88'lik Alexis Sanchez geldi. Team of the Year paketinden epic çıkartırsam var ya, gerçekten efsane olur ya. Mükemmel olur. Ve 87 üstü garanti bu arada bu. Ben bunu gerçekten çok sevdim. O yüzden bunu sonra açalım abi. Ve bunu açıyoruz. Hadi abi. 90 üstü bir tane oyuncu istiyorum en azından. Epic çıkmayacaksa bile. Hadi abi. 2 yaz epic çık. 2 yaz epic çık. 2 yaz epic çık derken 87 geldi. Yine 87 vermesin. Bir daha bastım. 88 ya abi. Usta oyuncu istiyorum artık ama maalesef çıkmıyor. Evet arkadaşlar, hemen şimdi son paketimizi açıyoruz. Hazır mısınız? 3, 2, 1... Bom. Hadi abi be. Hadi bir epic ver ya. Lütfen bir tane epic ver. 3 yaz. 2 yaz yani. Hadi 2 yaz abi. 1 yazdı. Bari usta ver. Usta da vermedi. Abi gerçekten moralim bozuldu ya. Hani şu videoda bu kadar moralim bozulacağını gerçekten hiç tahmin edemezdim. Ama bu kadar moralim bozuldu yani. İlginç bir şekilde. Bakalım abi. Hemen bir tane daha çeviriyorum. Bakalım ne gelecek. Hadi abi, gözün kapalı şeyler gelmesin. Abi yok artık ya. Gerçekten zararın dibine vurdum ya. En zor olan şimdiye kadar buydu. Gerçekten 91'de 91'lik Ramos'u 1 milyon ucuzdan satacağız. Ve gitmezse artık yok yani. Pazar bozuk zaten. Oyuncular gitmiyor ama. Bu adam bu arada çıkardığımda 17 milyon zannettiğimi hatırlayanlar like atsın. Hatırlamayanlar da videoyu izlesin. Gerçekten çok komik durumdaydım. 4 milyona yoksa direkt 3 milyona koyarım abi de. Var. Aynen abi, 3 milyona koyalım işte. 950 bin ucuzdan satacağız. 3 milyon coin ise koyacağım. 2.850 bin. 3 milyon.
gönder dedim. Ve hemen arıyorum bakalım ne geliyor. Hop. Retro paketi açamayız artık abi. Ben önce bunu bu çıkar diye düşünmüştüm ama önce bu çıkmadı. Bütün retro paketlerini de artık açamayız. Ve arkadaşlar son çarktı bu. Ve son çarkta da gözün kapalı artı 89 oyuncu al geldi. Yani gerçekten ilginç abi. Her neyse umarım kötü bir şey gelmez. Bastım abi ve şuna bastım. Abi keşke buna satılmamış olsaydı ya. Çok şansa kaçırmışsınız. İşte arkadaşlar şimdi ben basamadım ya. Şimdi ne yapacağım? Yapacak hiçbir şeyim yok. O yüzden arkadaşlar ekranda zaten alabileceğim bir tane adam var. O da Philip. Ama gerçekten değerinden çok fazla fiyata satılıyor. O yüzden şöyle yapacağım abi. 88 yapıp öyle harcayacağım. Çünkü arkadaşlar hani 90 üstü zaten param yetmeyecek yani çok fazla zaten. Ben 89 koydum. Yani onu da alamadık. Dokundum alamadım. Ve bu. Bunu alamıyorum işte. Bunu alamıyorum. O zaman abi 88 yazmadın mı? Yazdım. Niye? Bir dakika. Sadece 88 olsun o zaman. Ve bastım abi ve bom. Arkadaşlar görüyorsunuz yani ne kadar uğraşsam da şu adamı 5 milyon almak istemiyorum ama alıyorum işte abi. Alıyorum. Milyonlarca zarar ettim. 13 milyonum vardı. 5 milyona indi ve sadece 2-3 milyonluk oyuncu alarak yaptım bunu. Arkadaşlar yani challenge'a uymak zorundaydım ve uydum. Sizlerden de like bombalaması bekliyorum. Sadece bunu bekliyorum yani. Evet arkadaşlar burada videomuzun o zaman sonuna geldik. Şuradan kanala abone olmayı unutmayın. Şuradan. Şuradaki iki videodan herhangi birisini tıklayarak muazzam bir video gidebilirsiniz arkadaşlar. Gidin. Retro paket açılımı orada da yaptım ve Toti usta oyuncu çıkardım. Hoşçakalın, sizleri seviyorum ve bye bye.